Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımımızın içeriği nane gençleştirme ve yetiştirme olacak. Fidelerimizi söküm işleminden önce ufak bir yağmurlama fıskiyesiyle sulama işlemi yapıyoruz. Bu sulamadaki amaç nane fidelerimizin sacaklarına zarar vermeden yumuşak bir şekilde sökmek. Bunun için geçen yıl tarlamıza diktiğimiz nanelerimizden saçak salan ve kenar tarafta yetişen nanelerimizden genç olan fidelerimizi kürekle söküyoruz. Naneleri 2 ila 3 senede bir yer değiştirerek genç kalmasını sağlamak lazım. Naneler ne kadar genç olursa yaprakları o kadar geniş ve aroması bir o kadar da fazla olur. Şimdi kürekle dikeceğimiz yer kadar söküm işlemini gerçekleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi söküm işlemini gerçekleştirdim. Şimdi sıra geldi bu kökleri tek tek saçaklarıyla beraber zedelemeden ayırt ediyoruz. Özenle ayırt ettiğimiz nanelerimizi stillenmeye hazır hale getireceğiz. Gençleştirmek için ayırt ettiğimiz fideleri şu anda stilleme aşamasına getirdik. Ben bu fideleri daha önceden yanlamasına ortadan kestiğim büyük plastik bidona stilleyeceğim. Şimdi sıra geldi. Bu kesmiş olduğum bidonun içerisine toprak doldurmaya. Bahçemizdeki topraktan bidona yeteri kadar toprak dolduruyorum. Şimdi de sıra geldi. Daha önceden kireçle yakmış olduğumuz büyükbaş yanmış hayvan gübresiyle toprağımızı iyice karıştırıyorum. Bu karıştırma esnasında bidon içerisinde bazı büyük taş parçaları çıkıyor. Bu taş parçalarını da elimizle ufak bir tırmık yardımıyla tırmıklayarak toprak yüzeyine çıkartıyorum. Toprak yüzeyine çıkartmış olduğum ufak taşları elimle tek tek temizleyip dışarı atıyorum. Bu tırmıklama ve taşları temizleme işlemini de özenle gerçekleştirdikten sonra bidonumuzdaki toprağı dikime hazır hale getirdim. Şimdi de dikecek olduğum nane fidelerimizin yerlerini bir demir çubuk yardımıyla tek tek açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi açım işlemini de bu şekilde tamamladım. Daha sonra hazırladığımız nane fidelerimizi özenle tek tek bu hazırladığımız yerlere dikiyoruz. Dikim işlemini de böylelikle gerçekleştirmiş olduk. Şimdi sıra geldi sulama işlemini yapmaya. İlk can suyunu oydurmadan ve gevşetmeden yavaş yavaş veriyoruz. Eğer suyu ola ki fazla verecek olursak bu nane köklerimizin çürümesine sebep olur. O yüzden bidonumuzun alt kenarından
suyu, fazla suyun tahliye edilmesi için bir delik açmamız lazım. Gençleştirme ve stilleme işlemini bitirmiş oluyoruz. Siz de evinizin balkonunda veya müsait bir yerinde ufak saksı ve benzeri şeylere stilleyip taze taze her an elinizin altında nane yetiştirebilirsiniz. Böylelikle bir paylaşımımızın da sonuna geldik. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.